Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Fiyat Araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Taşoluk köyünün videosunu alacağız. Alabildiğimiz kadar. Tabii tam profesyonel değiliz. Fazla uzatmıyorum. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet, şöyle yavaş yavaş köyümüze giriş yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi tavuk bize selam veriyor. Köy böyle dolanıyor. İlk önce biz buradan gireceğiz. Böyle dolanacağız. Şimdi böyle de bir giriş var. Şöyle bir ilerleyelim. Şöyle beton evler var. Şu ne? Ah, kuşa bak gitti. Şöyle bir ev şurada var. Şöyle her yer yeşillik. Şurada bir köylümüzün daha evi var. Buradan çıkılıyor. Buradan su akıyor. Şurada gördüğünüz gibi, tabi başkasının olduğu için giremiyoruz. Şöyle size bir manzarayı alalım. Şöyle bir yer. Şurada. Bu yeni yapı oluyor büyük bir ihtimal. Kendine göre düzenlemiş. Şöyle köyümüze doğru çıkıyoruz. Evet. Şöyle tahta bir ev var. Şunu size paylaşmak istiyorum. Girebildiğimiz yere kadar gireceğiz. Sonra bir de köylülerimizden fırça yemeyelim. Bizi tam tanımıyorlar. Şöyle bir yer. Tahtadan ev. Şöyle. Büyük bir ihtimal burada kimse oturmuyor. Oturuyor mu Rafet? Oturmuyor değil mi? Burayı odunluk niyetine mi kullanıyorlar artık? Bakın şöyle. Terk edilmemiştir. Sahibi vardır. Kapısı açık. İllaki sahibi vardır. Burada bir şeyler var. Ama çok tatlı. Buna bir dekoratif yapacaklar var ya. Baksana ne güzel. Burada şöyle bir ev daha var. Şöyle bakın. Araba lastikleri koymuşlar. Şurada kendine göre bir şeyler yapmışlar. Domates falan mı ekiyorlar artık? Biber mi? Şöyle. Şöyle köyü yavaş yavaş şu an ortaladık diyelim. Şöyle bir ev daha var. Burası köy mezarlığı değil de normal. Zamanında ölmüş
abilerimiz, ablalarımız diyelim, vefat etmiş diyelim. Burası şöyle tahtadan bir ev. Bu da çok güzel bir ev. Bakın. Şurada ahır mı, kümes mi, böyle köy yerlerinde böyle şeyler küçük küçük var. Şöyle ilerleyelim. Evet, devam ediyoruz. Bu erik ağacı oluyor galiba. Evet, şurada erikler var. Burada merdiven var. Şöyle. Şöyle devam ediyoruz. Şurası bizim evimiz. Tabii bu bizim ev olduğu için buraya girebiliyoruz. Buradan aşağısı bahçe. Tabii buralar hep açılması lazım. Şöyle ilerleyelim. Evet, şurada kırmızı bir ev daha var. Dediğim gibi bu Kastamonu İnebolu'da hep evler kırmızı. Sembolü böyle. Eski evleri de hani yıkılması biraz zor oluyor. Hep böyle tadilata soktukları zaman hep kırmızı olarak. Mesela bakın. Bizim bu evi de tadilata soktular babam. Bu da hep kırmızı yani. Şöyle. Geliyorum hepsini. Bu Osman dayının. Şuradan bakın şöyle bir manzarası var bu evin. Burada da bir tane Taşoluk köyü. Şu an yarıya kadar böyle. İkinci videosunun ikinci partını çekeceğiz değerli takipçilerim. Taşoluk köyü formunu da çek. Evet, şöyle alalım. Bu da kırmızı bir ev. Bu da dedemlerin evi. İşte bunlar böldükleri zaman, bunlar amcamlarda şu an bu ev. Bunlar da zamanı gelince tadilat yapılacak. Buradan da böyle gidiyor. Değerli takipçilerim, bir sonraki videolarımızda görüşeceğiz. Taşoluk köyünün part 2'sini yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum şimdikten. Videomuzu beğendiğiniz için de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz, sevgiyle, esenle kalınız. Görüşmek üzere.